Nedir beyim? Ruhlara kurban kutu için hazırlık yapmışlar. Are you Armoves? Ummu Sayhan, Tautay Marina. Arık Buka. Adımı iyi bellemişsin Gündoğdu. Ertuğrul nerede? Albastının emin ellerinde, için rahat olsun. İmdi sıra sende. Ertuğrul'la senin bana anlatacak çok şeyiniz var. Bilirim. İstediğimi alacağım. Evvela ben senin kelleni almaz isem. Akrebi alevden kurtaran kendi zehridir. Sonu ecel bile olsa. Zehir bu. Dışarı. Günkut dışarı. Mozeri Balta. Mozeri. Çık. (Gülüyor)
Oy! Oy! Atlar! Oy! Atlar! Ne oldu? Ne oldu? Gülkut, Gündoğdu Bey'im! Gündoğdu Bey'im namus! Gündoğdu Bey'im! Gündoğdu Bey'im! 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 Gündoğdu Bey'im! Ne olmuştur Bey'im, iyi misin? Tuzak! Tuzak kurdu! Atlar beyimizi koruyun! Thank you.
beni yenemedikten sonra yenmiş sayılmazsın Ertuğrul. Duman püskürttü. Ama iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz şükür. Yine de tez obaya varmamız icap eder abi. Tesirini sonradan gösteriyor olabilir. Soysuz kaçmış beyim. Çok şükür eline kalmadı koy soysuzun. İzini takip edin Abdurrahman. Tedbirli olun. Emirde olur beyim. Alpler. Ertuğrul, sırrımızı bilir. Ne olursa olsun kaçmasına müsaade etme. Başımıza daha büyük belalar açabilir. Bilmedikleri bildiklerinden çoktur ağabey. Öğrenmek için de her şeyi yapacaktır. Biz de ona sadece istediğimizi öğrenmesi için gerekeni yapacağız. Eyvallah. Tez obaya varalım. Turgut kardeşimi de görmem gerek. Haydi, haydi. Atay Bey az evvel meseleden bahsetti. Sevincimizi asla tarif edemeyiz. Şimdi bizden ne dilersin? De hele Sırma Hatun. Bilbilgi Hatun hayal dünyasında yaşar. Umurlar kayıların peşine takılıp gidecek bir oba değildir. Elhak doğrudur. Biz beylik töresi güderiz. Eğer boynumuza vurulan urganla her yana çekilecek olsaydık... Alametimiz koç değil, koyun olurdu. O vakit koç gibi inatçı olma vaktidir. Ağabeyim gelene dek bu obada İlbilge Hatun'a beylik yaptırmayacağız. Bey Bolat Bey çok yakında gelip postuna oturup... kayılarla işbirliği edenlerin hükmünü kesecektir. Ağabey... Hadise herkese ibret olsun. Töremize karşı gelen, hainlik eden, düşmanlarımızla bir olup heveslerinin peşinde koşan öz ağabeyim dahi olsa
başımızda oturmaya değil, ayaklarımızın dibine serilmeye layıktır. Bu hainle birlikte diğer Türk obalarına karşı olan utancımızı da toprağa gömeceğiz. Şimdi herkes kulağını dört açıp beni iyi dinlesin. Her kim bu obada törenin dışına, Umuroğlu hükümlerinin dışına çıkmaya yeltenirse, şunu iyi bilsin ki kara pusatım soluklarını kesecek. Şimdi cenazeyi kaldırın, çadıra götürün. Haydi! Şükürler olsun. Yiğit babam. Hoş geldin. Allah başını versin. Maşallah yiğitlerime. Gel bakalım. Maşallah. Hey, hoş geldin. Hoş geldin. Allah
O zalimler ne etti sana o? İhale edemediler ana. Ettikleri başlarına yıkıldı. Size muştular getirdim. De hele oğul, ne muştusu? Evvela bir Turgut'u göreyim ana. Sonra her şeyi anlatacağım. Sağcım gördün mü bey? Bundan gayrı gam yemem. Kadını yerde komadık. İntikamımızı aldık. Aldık mı beyim? Aldık ya yiğidim. Aldık. Eyvallah. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür kardeşim. Çok şükür. Gel. Gel hele gel. Kayının yiğit erleri, cevval hatunları. Nicedir içimize saplanmış olan kör hançer nihayet kırılmıştır. Bey Bolat diye bildiğimiz albastı soysuzu ettiklerinin bedelini canıyla ödemiştir. Harika. Harika. Şehitlerimizin ve mazlumun kanı yerde kalmamıştır. Bundan gayrı tüm düşmanlara göstereceğimiz tek bir karşılık vardır. Dişe diş, kana kan, intikam! Zaten evvela seni görmeye gelecektim. Beni yaralı böyle döşekte yatarken görmeni istemedim beyim. Sen zalimin elinden kurtulup gelmişsin. Beni dimdik ayakta görmeni istedim. Zaten bu yaman yaraya rağmen beni dirayetle tutan da seni son bir defa görmek istememdi. Kardeşim ben. Marınuka denen soysuzun işkencesini de tuzağını da bozduk. Çok şükür beyim. Çok şükür. Lakin bu Arıkbuka denen soysuz başımıza yaman bela olacak. Alınca Angan kardeş. İntikam hırsıyla köpürür. Elinden gelen her zalimliği yapacaktır. Lakin biz de kılıcımızı kınına sokmayacağız kardeşim. Evelallah beyim. Evelallah. Her daim hazırız. Sen evvela istirahat edesin. Tez vakitte sağ salim ayağa kalkasın ki düşmanların başını beraber omuz omuza indirelim. Eyvallah beyim.
Maşallah, haydi dinlen. Ne yaptınız Abdurrahman? Bulabildiniz mi izlerini? Beyim izlerini kaybettirdi. Lakin Abdal her yerde arar. Bunların iz bırakmayacakları malum Abdurrahman. Biz yine de aramaları arttıracağız. Bir bölük Alp tertip et. Devriye Alplere de takviye gönder. Obanın civarına da puslanıp nöbet beklesinler. Emir olur beyim. Beyim. Hayrola artık bey. Melikşah sen gidebilirsin. Beyim. Aksakallar bunu üvedi diye göndermişler. Ne derler beyim? Çok mühim meseleler var artık bey. Tez beni beklerler. Yanıma Alpleri de alıp gideceğim. Sen Turgut'u yalnız koymayız. Buyruk senindir beyim. Artık beyim. Düşman Buzat'ı Karayer'e kızıl kanımızı döktüyse, Karayer'den kara intikam dileme vaktidir. Dökenlerimin ruhları ataşla uçsun. Karayer kızıl kanımızı emince, mavi gök ruhlarımızı çekince, ruhlar kısraklara binip uçmaya yönelince, kırk dişli kızıl ataş anam ağıtlanınca, sütünü emdiğim çangal boynuzlu sigun geyim, duman miğferli Burkan Kaldun dağım, uçmada anları hanım, Karayer'de Erlikan, mavi gökte an tengri benden tek bir şey bekler. Irmaklar kan akana kadar intikam! 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 Düşman ölüleri dağ gibi yığılana kadar intikam! İntikam! Yok edinceye kadar intikam! 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 Thank you.
Yine adı sanı bilinmez bir dilenci gibi. Dalı budağı olmayan bir kimsesiz gibi buraya gömdüler ağabey. Sen gibi Bahadır'ın, sen gibi Alp'in. Kabrine erlik kılıcıyla börkünü bile çok gördüler. Sana bunları yapanlardan bunların intikamını alacağım. Sen ne dersin burada? İhanete uğrayanlar ne ararsa onu getirdim. İntikam. Şimdi kuru lakırdı vakti değildir. Diyeceğin varsa de, yoksa al gölgeni de git. Beni komutan alıncağın annesi Arık Buk'a gönderdi. Sana bir suali var. Nedir? Al Vassı'nın görtlü bacısı ağabeyinin intikamını almaya hazır mı der. Hem de hiç olmadığım kadar. O vakit bizden haber bekle. Arık Buk'a seni görmeye gelecek. Nereye? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük. Hoş gördük. Anadolu'dan Horasan'a, Maveraünnehir'den Deşti Kıpçak'a kadar çağrımızı alan bütün aksakallı ulularımız başlatacağımız büyük cenk için ve son vaziyetleri istişare etmek için Kutlu Toy'a gelmişlerdir. Deşti Kıpçak'ta birçok güçlü obayla irtibat sağladık. Moğollarla cenk için her an hazır alpler beklemektedir. Biz de Anadolu'daki Türk obalarında ve devlet içinde kimle görüşeceğimizi biliriz.
Cenk başladığında obaların çekileceği sarp kışlaklar belirledik. Görünen o ki her şey hazırdır. Şimdi elzem olan, Berke Han'la yapılacak olan ittifakın gayrı neticeye varmasıdır. Zira bu ittifak neticelendikten sonra atları sürmenin, pusatları çekmenin, tuğları kaldırmanın vaktidir. Berke Han'ın casusu Torumtay'la gerekli görüşmeyi yaptım. Kendisi Arık Buka'nın tuzağında can verse de Berke Han'ın bize Büyük Cenk için yardımlar göndereceğini söylemişti. Yardımların ilk safhası Anadolu'ya geldi Ertuğrul Bey. Bizans topraklarından bu tarafa doğru gelmektedir. Gayrı onları sapasağlam teslim almak icap eder. Zira Anadolu'da Büyük Cenk'e girecek olan Türk obaları bu yardımlar sayesinde at, pusat ve her türlü ihtiyaçlarını temin edecektir. Altınların nereden teslim alınacağı Torumtay'ın yanındaki gizli evrakta yazmaktaydı. Evrak elimizdedir. Moğollar altınların gelmesine mani olmak isteyebilir. Tedbirleri alıp o yardımları muhakkak getireceğim. Arık Buka'nın seni Torumtay'la görmesi hiç iyi olmamıştır. Arık Buka bunu Hülagü'ye bildirecektir. Senin Berke Han'la irtibat halinde olduğunu söyleyecektir. Seni doğrudan hedef gösterecektir. İçeri telaşla girdin. Ne oldu? Gizli malumat geldi. Kimden? Berkan Utan'dan. Aç. Demek Berke Han gizlice Anadolu'ya altın göndermekte. Ertuğrul, bunu senden başkası alamaz. Berkehan'ın adamları Söğüt'e gelmekteymişler. Yanlarında da sandıklar dolusu altın var. Tilki koyanda buluşacaklarmış. Tez adamlarını topla. O gelenler Ertuğrul'un eline geçmeyecek. Emredersiniz. Ben de Ertuğrul'u takip edeceğim. Teslim almaya o giderse işini birlikte bitiririz. Tez bana Ulağa yollayın. Hülagü Han'a mektup göndermenin vakti geldi. O mektup Ertuğrul'un başına inen kılıç olacak. Ertuğrul, sen Berke Han'la iş tutmaya devam et. Onun yanındaki gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili dahi biziz. Hülagü Han yalnız benim için değil. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz gönül köprülerini yıkmak, kanımızla, canımızla yeşerttiğimiz umutları söndürmek için ordusunu üzerimize yollayacaktır. Arık Buka'nın Hülagü Han'a malumat göndermesine mani olmamız icap eder. Bunun için de sana yarar malumat vereceğiz Ertuğrul Bey. Bu malumat elimize yeni geçti. Engürü yolu üzerinde bir kervansarayın Hülagü'nün casuslarının buluşma yeri olduğunu öğrendik. Casuslardan gelen türlü malumatların burada toplandığını, sonra da
Hülagü Han'a gittiğini tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu şer yuvası ile ilgili bilgilerimiz tüm malumatıyla bu pusulada yazılıdır. Bu tam da ihtiyacımız olan malumattır. Alplerimi tez buraya göndereceğim. Arık Buka'nın gönderdiği malumatlar bu kervansaraydan asla çıkmayacak. Ne pahasına olursa olsun Hülagü Han'a ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Lakin Moğolların casusu Anadolu'dan ibaret değildir. Bir şüphen mi vardır Ertuğrul Bey? Bugüne dek Berke Han'la kurduğumuz tüm irtibatlardan Hülagü Han haberdar olmuştur. En son Berke Han'ın casusu Torumtay'ın da buraya geldiğini öğrenmişlerdir. Bütün bunlar tek bir şeye işaret eder. Berke Han'ın yakınlarında Moğollardan bir casusu vardır. Bizim de bu yönde çok kuvvetli şüphelerimiz vardı. Şimdi sana çok mühim bir vazife daha düşmektedir Ertuğrul Bey. Berke Han'ın casusu Torumtay ölmüştür. Hem de bizim topraklarımızda. Bu vaziyet Berke Han'ın canını sıkacaktır. Bu meseleyi gayrı casuslarla, elçilerle müzakere etmek olmaz. Berke Han'la irtibatı temin eden hep sen oldun. Bu sebeple hem onun yanındaki Moğol casusu açığa çıkarmak için hem de ittifakımızı hayırlı bir neticeye bağlamak için Berke Han'a bizzat senin gitmen yerinde olacaktır. Yol üzerinde de, yolda varacağın yerde de seni türlü zorluklar beklemektedir Ertuğrul Bey. Ulu ve kutlu mücadelelerin yolu da tuzağı da çetin olur. Çetin yollarda çatal yürekli yiğitler ister. Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa onu bertaraf ettikten sonra parlayacak zafer şavkımız da o kadar şanlı olur. Cümle mazlumlar bizden bir kurtuluş ışığı bekler. O çerağı yakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu uğurda en çetin vazifeleri yüklenmek de bizim için şereftir.